Efendim merhaba. 16 Haziran 1919. Anadolu'ya geçmiş bulunan Mustafa Kemal Paşa'nın Irak'ta bulunan ve Suriye'de bulunan Arap liderleriyle görüşmesi ve telgraf çekmesinin yıl dönümü. Hatırlayalım. 16 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul'dan Bandırma vapuru ile hareket eden Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkacak. Samsun'dan padişahtan aldığı özel yetki ile Amasya üzerinden önce Erzurum'a, arkasından Sivas'a, arkasından da Ankara'ya gelecektir. Maksat Anadolu'da İstiklal Savaşı'nı başlatmak ve Türk yurdunu, Osmanlı yurdunu, hilafet ve saltanatı düşman istilasından kurtarmak. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkmış bulunan Mustafa Kemal, almış olduğu emir ve kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde önce Havza'ya, oradan Amasya'ya gelmiş olduğunu görüyoruz. İşte burada 13 Haziran 1919 tarihinde Amasya müftüsü Abdurrahman Kamil Efendi, Mustafa Kemal Paşa'dan almış olduğu emirler çerçevesinde Cuma hutbesinde halka şunları söyleyecektir. Ey ahali! Milletin istiklali tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak için gerekirse vatanın son ferdine kadar ölmeyi göze almak lazımdır. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız. Halk da emirlerinizi yerine getirmeye hazırız diye camide kendilerine cevap vermiş idi. Mustafa Kemal Paşa 14 Haziran 1919 tarihinde padişaha çekmiş olduğu bir telgrafta da Anadolu'da kurtuluş mücadelesini başlatacağını, saltanat ve hilafetin kurtulması ve düşman tasallutunun yurdumuzdan def edilmesi için var güçleriyle çalışacağını padişaha bir defa daha teyiden bu telgrafta bildirmiş oluyordu. Mustafa Kemal Paşa başka telgraflar da çekti. Mesela 16 Haziran 1919 tarihinde Faysal'la, yani Emir Faysal ile bir anlaşma imzalamış idi. İngiliz gizli belgelerinde bu anlaşma mevcuttur. Ama bunun teyidi için bizim arşivlerimizde bu anlaşmaya rastlanmamıştır. İngilizlerde mevcuttur. 16 Haziran 1919 tarihinde Emir Faysal ile, ki Suriye'de bulunmaktadır, bir anlaşma yaparak bu anlaşmayı hayata geçirmeye çalışacaklarına dair söz vermişler idi. Bu anlaşmanın bazı maddeleri şunlar idi. Türk ve Araplar İslam dünyasındaki ayrılığa son vereceklerdir. Ortak düşmanlar, yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar Anadolu'nun bölünmesine karar verirlerse iki tarafta cihat ilan edecekti. Hem Araplar hem Türkler cihat ilan edeceklerdi. Emir Faysal Araplardan oluşan bir ordu kurarak Anadolu'daki direnişe yardım edecek idi. Ve İngiliz istihbaratına göre bu anlaşma mevcuttur. Hemen bu anlaşmadan bir gün önce de Irak'ta bulunan Uceymi Paşa, ki kendisi hem şehittir hem de Irak'ın en ileri gelen itibarlı insanıdır, Uceymi Paşa'ya da bir saygı telgrafı göndermiş idi Mustafa Kemal Paşa. Bu telgrafında diyordu ki, İslam aleminin iki göz bebeği olan Türk ve Arap milletlerinin ayrılması iki tarafta da zafiyetlere sebep oldu. Elbette Şerif Hüseyin'in isyanını kastediyor. Ümmeti Muhammed için şanlı bir halde buna karşı el ele vererek Ümmeti Muhammed'in hürriyet ve istiklali uğrunda mücadele eylemek bizler için farzdır. Kafirlere karşı yapmış olduğunuz cihatta kültürümüzü korumak
ve ırkçılığa karşı verilen mücadelede sizin her zaman destekçiniz olup yanınızdayım. Bu telgrafı Mustafa Kemal Paşa Uceymi Paşa'ya çekmiştir. Bu konuyu 13. Ordu Komutanlığı ile görüşünüz. İşin yüce şahsınıza sunup gereğinin yapılmasını arz eder, saygılarımı sunarım. İmza Mustafa Kemal Paşa. Bu şekilde Anadolu'da Araplarla da irtibat kurmak suretiyle İstiklal Savaşı'nın topyekün verilmesi konusunda Araplarla irtibata geçilmiş bulunuyordu. İngilizler ise bundan korkuyorlardı. İngilizler Şerif Hüseyin'in Anadolu'daki bir mücadeleyi yürüten Mustafa Kemal'le anlaşması ve bu anlaşmanın padişahça da kabul edilmesi neticesinde yeniden Araplarla Türklerin bir araya gelerek İngiliz menfaatlerinin haleldar edileceğinden endişe duyuyorlardı İngilizler. Bunun için efendim casuslarını göndermişler. Burada bu iki milletin anlaşmaması için ellerinden gelen altyapı çalışmasını yapıyorlar idi. Bu arada Suriye'de bazı tekliflerde bulunmuş idi Mustafa Kemal Paşa'ya. Ki Suriye'de bulunan Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal. Neydi bu teklifler? Deniliyordu ki ortak hareket edelim. Bu batılılar bizi kandırarak Osmanlı'ya isyan ettirdiler. Daha sonra da bize verdikleri sözü tutmadılar ve bizi oyalayıp duruyorlar. O halde biz aklımızı başımıza alalım, yeniden birleşip bunlarla mücadele edelim diye Mustafa Kemal Paşa'ya bir teklif göndermiş olduklarını görüyoruz. Mustafa Kemal Paşa ise Suriye'ye verdiği cevapta da şunu söylemiş idi. Birleşik bir ordu kurarak mücadele edersek bunlar yeniden topyekün üstümüze gelebilirler. O halde iki tarafta hem Araplar hem bizler ayrı ayrı mücadele edelim. Ayrı ayrı istiklalimizi kurtaralım ve ondan sonra da federasyon kurmak suretiyle de ülkelerimizi istiklalimizi kazandıktan sonra birleştiririz diye cevap verecek idi. Mustafa Kemal bu cevabı verdiğini 1920 yılının 23 Nisan'ında açılmış bulunan Büyük Millet Meclisi'nin gizli celselerinde de efendim milletvekillerine aynen böyle ifade ettiğini kendi ağzından gizli celse zabıtlarından okuyoruz. Tabii Suriye'ye çünkü onlar savaşmayı bilmeyen, ordu idare etmesek ve idarede efendim tecrübeleri olmayan insanlar olduklarına göre Suriye'ye bir kumandan göndermesi gerekiyordu. İşte bu kumandan da Kurmay Albay Yahya Hayati Bey'dir. 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa tarafından Suriye'ye gönderilmiş, Suriye'deki direnişi örgütleyerek Suriye'nin Genelkurmay Başkanı sıfatıyla, ordu komutanı sıfatıyla Suriye'nin mücadelelerini efendim komuta etmiş olan bir Türk subayıdır. Daha sonra biz bugün ne konuşuyoruz? Türkiye-Suriye ilişkilerini bu münasebetle masaya yatırmış bulunuyoruz. Çünkü günümüzde Suriye kanamaya başlamış bir yara olarak güney sınırlarımızda yığılmalar başlamış ve biz bu münasebeti de bu şekilde gözden geçirerek bu meseleye de dikkat çekmek istiyor Rus. 1923 tarihinde Türkiye bağımsızlığını kazanacak, cumhuriyet ilan edilecek ve sıra Araplara gelmiş olacak idi. Araplarla aramızda hep efendim ılık rüzgarlar esiyor. Onlar henüz Fransızlara karşı mücadelelerini kazanamamış bulunuyorlardı. 1936 ve 1939 Hatay sorunu aramızda yeni bir buzlanmanın veyahut da aramızda buzlanmanın sebebi olarak ortaya çıkmış olan bir kriz idi. 1945 yılında da Suriye bağımsızlığını kazanacak. 1946 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle Yalta'da toplanan galipler arasında akdedilen konferans neticesi de efendim Rusya'nın himayesinde bulunacak bölgeler
Amerika'nın himayesinde bulunacak bölgeler ayrı ayrı tespit edilmiş bulunduğundan, Arapların Rusya'nın himayesine geçmiş bulunmalarından dolayı da aramızda suni soğukluklar estirilmeye başlanmış. Kısa süre sonra da Türkiye-Suriye sınırlarına boydan boya mayınlar döşenmek suretiyle bu bloklaşma daha da derinleştirilmiş olacaktı. Soğuk Savaş döneminde, yani hür dünya ile komünist dünyanın birbirlerine karşı vermiş oldukları Soğuk Savaş döneminde, buzlanmalar döneminde de biz Suriye'ye adeta düşman olarak bakacağız. Suriye veya Araplar da bize düşman gözüyle bakmaya başlayacaklar idi. İki ayrı kamp olarak, iki ayrı blok olarak. 1959 yılında Suriye sınırına döşediğimiz mayınların asıl gayesi kaçakçılığın önlenmesi. Kaçakçılık nedir? İşte Suriye'den Türkiye'ye geçecek koyun sürüleri veya Türkiye'den Suriye'ye geçecek başka mamuller. Bütün bunların, bu kaçakçılık, muhtemel kaçakçılığın hacmini toplasanız oraya döşediğimiz mayınların maliyetinin yarısı bile etmiyor. Asıl gaye ise İslam dünyası ile, Arap dünyası ile Türkiye'nin anlaşmalarını imkansız hale getirmek, iki ayrı bloka ayrılarak bunların yakınlaşmasını önlemek idi. Su sorunları vardı Türkiye ile aramızda. Ki bizim Dicle ve Fırat nehirlerimiz bizden sonra bir müddet Suriye topraklarından geçtikten sonra Irak topraklarına girip oradan da Basra Körfezi'ne dökülen bu iki nehir dolayısıyla ve Suriye'den çıkıp bizim Hatay'dan geçen nehirler dolayısıyla aramızda su konusunda anlaşmazlıklar çıkmış olan Suriye ile ikinci ve üçüncü bir soğuk savaş rüzgarları buradan da esmeye başlamış idi. Büyük Orta Doğu projesi meydana çıktığında son yıllarda, hatta bu projeden önce bir olay daha var. 1982 yılında Suriye yönetimi ayaklandılar diye Hama'da 40 bin Müslümanı öldürmesi iki ülke halkları arasında yeniden bir husumetin doğmasına ve Suriye yönetimine karşı Türkiye'deki halkın nefretle bakmasına sebep olmuş olan başka bir ayrılık olayı olarak görmekteyiz. Ardından da Büyük Orta Doğu Projesi adı ile İsrail'in yayılmasını efendim sağlamak veya onun önündeki engelleri kaldırmak üzere yapılmış bulunan bir proje ki 22 tane İslam ülkesinin sınırlarının değiştirileceği Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı tarafından da ifade edilmiş bulunan. Ama bizim başbakanımızın ne hikmetse eş başkanı olduğu bir proje ki daha sonra başbakanımız bu projenin ölü doğduğunu ifade etmiştir ama ölü doğmamış. Çünkü Orta Doğu'daki büyük sınırların değişimi için büyük olaylara, başta Lübnan Savaşı olmak üzere, Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgali olmak üzere milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş olan bir proje olarak ortadadır. Ve bu proje çerçevesinde de çizilen haritalar aleni olarak da masalara getirilmekte ve insanımıza diretilmeye çalışılmaktadır. Bizim Güneydoğu Anadolu'muzun kapında bu proje çerçevesinde efendim başka bir yönetime devrinin öngörüldüğü, Allah korusun, böyle haritaların ortada dolaştığı bir dönemde de elbette Suriye ile ilişkilerimizde bir soğukluk meydana gelmiştir ama son zamanlarda Suriye ile aramızda kaldırılan vize dolayısıyla da bir sıcaklık esmeye başlamışken arkasından Arap isyanları ki Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da başlayan Arap isyanlarının Suriye'ye, Yemen'e, diğer Arap ülkelerine yayılmaya başlaması üzerine de elbette bunlar manalıdır. Elbette bunlardan anlam çıkarmak gerekmektedir. Suriye'nin bugün başı ağrımakta, Suriye'de katliam üstüne katliam yapılmakta ve dış mihraklar Suriye'deki bu ayrılığı körüklemek suretiyle illaki bir müdahale
ortamı sağlamaya çalışmakta ve bugün aramızda Suriye ile aramızda efendim soğuk savaş rüzgarları, soğuk rüzgarlar esmeye başlamış bulunmaktadır. İnşallah Haçlıların Orta Doğu'ya sarkma emellerinden birisi olarak Arap isyanlarını kullanma olayını bizim yöneticilerimiz de şu anda fark ederler ve ona göre tedbirlerini alırlar. NATO'daki bizim rolümüz yeniden gözden geçirilir. NATO'nun niçin hayatını devam ettirdiği, niçin hala İslam dünyasına karşı kullanıldığı masaya getirilip sorgulanır ve üstümüzde bulunan bu Demokles'in kılıcı da inşallah bir gün ortadan kaldırılır diye düşünüyoruz. Türkiye-Suriye ilişkilerini konuşmaya çalıştık efendim. Bugünkü Mustafa Kemal Paşa'nın Suriye yöneticileriyle, Irak yöneticileriyle yapmış olduğu 1919 tarihli bir anlaşmayı masaya koyarak bu bahaneyle de bu ilişkileri sizlerle konuşmuş olduk. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.